Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere akülerimizin uzun ömürlü olması için neler yapmamız gerekiyor ondan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarımda bilen arkadaşlarım vardır illaki, kanalımı takip eden arkadaşlar varsa akümüzün tamir işlemlerini nasıl yapıyorduk onları göstermiştim. İçerisine solüsyon uygulaması falan yapmıştık ve böylelikle bozulan akümüz biraz daha kendine gelmiş ve kullanılabilir hale gelmişti. Şimdi bizim anlatacağımız olan akülerimizin uzun ömürlü olması için neler yapmamız gerekiyor? Hemen ondan bahsetmeye başlayalım. Ben 6 yıldır şu aküyü kullanıyorum. Bu elektrikli bisikletimde kullandığım kuru akü. 6 yıldır hemen hemen tam performansa yakın veya %70 seviyelerinde diyelim. Bu performansta kullanabiliyorum. Peki akülerimizin arızalanmaması için, ömrünün uzun olması için neler yapmamız gerekiyor? İlk önce şarj meselesinden bahsedelim. Bu arada bu bahsedeceklerim kuru, sulu veya jel akülerin hepsi için geçerlidir. Ama genel olarak jel ve kuru akülerden bahsedeceğim. Çünkü en çabuk bozulan aküler kuru ve jel aküler. Aslında bu aküler en dayanıklı olan akülerdir. Yalnız kullanıldığı yerlerde çok daha aktif kullanıldığı için bu akülerin ömürleri kısa oluyor. İlk konumuz şarj konusu demiştim. Birçok arkadaşımız bu aküleri çok yanlış bir şekilde şarj ediyor veya bekletiyor. Akülerimizi mümkün olduğunca eğer elektrikli bisiklet aküsü ise kendi orijinal şarj aletiyle şarj etmeye çalışalım. Ve akülerinizi yarıda yani dolum sırasında yarıda çıkartıp tekrar kullanmaya devam etmeyin. Mümkün olduğunca tamamen doldurun ve akünüz bittiği zaman olabildiğince çabuk bir şekilde şarja takın. Çünkü şarjı bitmiş aküler beklediği zaman kendilerinin içerisinde sizin anlayacağınız dilde söylemek gerekirse kireçleme yapar. Yani bunun adı sülfatlaşmadır. Sülfatlaşma yapar. Plakaları çok çabuk bir şekilde bozulmaya başlar. Ve siz görürsünüz ki bu şekilde zaten 3-4 defa yaptığınızda akünüz normalinde 8 ila 10 saat arasında doluyorsa bu akü artık 4 saatlerde, 3 saatlerde dolmaya başlar. Ve sizin gidebileceğiniz mesafe, yol mesafesi oldukça aşağıya düşer. Bu yüzden akülerinizi tamamen doldurun, dolu bir şekilde bırakın. Boşaldığı zaman da anında şarja takmaya çalışın. Şarj ile ilgili yanlış bilinen bir şeyde birçok arkadaşımız şunu biliyor. Aslında bu yanlış aksedildiği için insanlara herkes de tabii bu şekilde biliyor. Akülerimiz tamamen boşalmadan şarja takılmaması gerekiyor diye bir bilgi kirliliği var. Aküler tamamen boşalıp da şarja takılma gibi bir olay yok aslında arkadaşlar. Aldığınız akülerin web sitelerine girerek veya aldığınız broşürlerinde, kağıtlarında, kataloglarında illaki bir yerlerinde cycle değerleri yazar. Cycle diye bahsettiğimiz şey de şarj döngüsü yani doldur boşalt. Ortalama olarak bunlara verilen ömür 350 ila 500 civarında yazar. Birçok akü firmasının yazdığı şey. Ama bu neye bağlı? Değişiyor. Eğer dediğim gibi kitapçıklarına, kataloglarına veya web sitelerine girip bakarsanız bu cycle değerleri değişir. Nasıl değişiyor? %80 boşaltılmayla farklı, %50'ye kadar boşaltılmayla farklı, %30'lara, %20'lere geldiğinde boşaltılmayla farklı farklı cycle değerleri vardır. Eğer biz akümüzü %80 seviyesine kadar boşaltırsak bu bize verilen 500 cycle değeri düşüyor arkadaşlar. 300'e, 250'ye oralara kadar düşüyor. Ama bunu yarıya kadar doldur boşalt yaparsak zaten birçok firmada bunun yarıya kadar doldur boşalt işlemlerini bahsederek bu cycle değerini verir. 500'e çıkıyor. Ama biz bunu %30 seviyesinde kullanıp da şarja takarsak da tabi bu sefer de 1000 veya 800 civarlarına kadar cycle değeri yükselebiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Akümüzü tamamen dibine kadar boşaltmanıza gerek yok. Aküler zaten belli bir voltajın altına düştüğünde kapasite kaybı çok hızlı bir şekilde olur. Acilen şarja takılması gerekir. Akülerinizi 12 volt civarına geldiğinde zaten şarj etmeniz gerekir. Biz de burada elektrikli motorlarda, elektrikli bisikletlerde veya skuterlarda akülerimizi kullandığımız zaman sonuna kadar getirmeye çalışıyoruz. Ve az önce bahsettiğim gibi aküyü bir kenara, motoru bir kenara bırakıp bir süre sonra zaman bulamadığımız için bir süre sonra şarj etmek istediğimizde akü artık kendiliğinden bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden akülerinizi tamamen boşaltmanıza gerek yok. İçerisinde %40 seviye kaldığında bence gidin şarja takın ve şarj edin. Ve aküniz dolduktan sonra şarj aletini mümkün olduğunca bir an önce çıkartmaya çalışın. Çünkü şarj dolar 4-5 saat beklerse bu hala şarj almaya devam ettiği için akülerimizde şişme ve bozulmalar başlıyor.
Yani akülerimize çok dikkatli şekilde şarj etmemiz lazım. Şarj konusu bu şekildeydi. Aslında şarjla alakalı bir söyleyeceğim daha şey var. O birazdan söyleyeceğim. Bir diğeri de ısı. Akülerimizi doğru ısıda, doğru sıcaklıkta kullanmazsak eğer, şarj ederken de bu aynı geçerli. Eğer doğru sıcaklıkta kullanmazsak akülerimiz çok hızlı bir şekilde bozulmaya başlıyor. Eğer akünüzü çok soğuk bir ortamda kullanırsanız zaten kendiniz de fark edersiniz. Menziliniz elektrikli bisikletinizde 40 kilometre gidiyorsa bu yarı yarıya hatta yarıdan da fazla 20-25 kilometrelere kadar düşebilmektedir. Eğer 20-25 derecelik bir ortam sıcaklığında kullanıyorsanız ve akünün en çok sevdiği ısı budur. 20-25 derecelik bir sıcaklıkta kullanıyorsanız akünün ömrü daha uzun olacaktır. Eğer çok sıcak ortamda da kullanırsanız akünün kapasitesi artar. Şöyle artar. 40 kilometre gidiyorsanız belki 50 kilometre bile gidebilirsiniz. Ama bu şekilde olduğu zaman akü kapasiteyi yüksek algılıyor. Yani yüksek gösteriyor size. Daha fazla derin şarj ettiği için bu da zararlı. Mesafe olarak artış sağlar sıcak hava. Mesafe olarak artış sağlar ama akünün bozulmasına sebebiyet verir. Soğuk havalarda da bu biraz daha tersidir. Kapasite düşer ama akünün tamamıyla kapasitesini kullanmadığınız için aküde çok fazla ciddi derecede bozulma aslında yaratmaz. Ama gene de tavsiyem soğuk havalarda da akünüzü kullanmamaya gayret edin. Üçüncü konumuz akünün saklanması. Eğer akümüzü uzunca bir süre kullanmayacaksak akümüzü doğru yerde doğru bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Gene dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi genelde elektrikli bisikletlerde bu sorunlar yaşandığı için gene elektrikli bisikletle ilgili söyleyeceğim arkadaşlar. Elektrikli bisikleti olan arkadaşlar akülerini kışın kullanmayacakları için mutlaka üzerinden de söktürmelidirler bence. Çünkü koyduğumuz yer ne kadar da olsa oda sıcaklığında olmadığı için akülerimiz hızlı bir şekilde bozuluyor ve akülerimizi beklemeye aldığımız zaman artık kış kullanmayacağımız için akülerimizi şarj etmemiz gerekiyor. Ara ara şarj etmemiz gerekiyor. Yani 2 hafta, 3 haftada bir akülerimizi doldur boşalt yapmamız çok iyi olacaktır. En kötüsünü söylüyorum. Benim yaptığımı söyleyeyim. Ben bir ayda bir akülerimi boşaltıp tekrar dolduruyorum. Veya sürekli doldur boşalt değil de tam dolu tutmak aslında burada amaç. Akülerimi tam dolu tutarsam akülerin raf ömrü denilen ömrü ile akümüzün ömrü uzamış oluyor. Yani akümüz dolu bir şekilde beklemesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Ben diğer videolarımda da anlatmıştım. Burada marka önemli değil ama kaliteye dikkat edin. Burada Noko Genius'un bir şarj aleti var. 6 volt ve 12 volt bütün aküleri şarj edebiliyor. Siz de böyle evinizde kışın akülerinizin ömrünü uzatmak için böyle bir cihaz alıp da evinizde bulundurursanız kışın akülerinizi motorun üzerinden söküp veya kendiniz sökebiliyorsanız çok iyi. Eğer yapamıyorsanız bilen birisine akülerinizi söktürüp evinize götürün ve bunu ayda bir bu cihazı takıp akülerinizde eksilme varsa bunu tamamlayabilirsiniz. Veya şöyle de olabilir. Bunlar akıllı cihazlar olduğu için bu cihazı sökmenize gerek yok. Sürekli aküde bağlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu sebeple zaten bu cihazı aldım. Genellikle benim akülerimin üzerinde bu takılı oluyor. Akülerinizi paralel bir şekilde bağlayarak, beşli akünüz varsa paralel bir şekilde bağlayarak bu cihazı da bağladığınızda bütün akülerinizin kapasitesi aynı şekilde muhafaza edilmiş olacaktır arkadaşlar. Zaten sulu akü olan otomobil araçlarında da görüyorsunuzdur. Genelde akü bozulmaları kışın olur. Soğuk havalarda olur. Aracımıza binmediğimiz zamanlarda akülerimiz daha çabuk bozuluyor. Akülerimin kapasite kaybedip kaybetmediğini ben ölçümleyebiliyorum. Gene dediğim gibi onun da videosu var. Arka tarafta gördüğünüz amper ölçüm cihazı. Watt cinsinden, amper cinsinden her türlü elektrik akımlarını veya voltajların gerilimlerini ölçebiliyor. 12 volt 20 amperlik bir akü 240 watt ediyor arkadaşlar. Ben bunu boşaltıp ölçümlüyorum. Tekrar şarja takıp arkadaki cihazdan elektriğe bağlayıp gerçekten 240 watt enerji içerisinde depolayabiliyor mu? Ona bakıyorum. Kapasite kaybında bu şekilde onu da öğrenmiş oluyorum. Sizler de bu şekilde cihaz temin edebilirsiniz. Aslında gerek yok. Gerek de yok aslında ama eğer benim gibi çok daha detaylı görmek istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Veya yan tarafta
voltmetremiz de var. Akülerin ne durumda olduğunu voltmetre ile de zaman zaman ölçümleyerek değerlendirme yapıyorum. Arkadaşlar, anlatacaklarım, aküyle ilgili anlatacaklarım böyleydi, bu kadardı. Bu anlattığım şeyler sulu akü, jel akü, bütün aküler için aslında geçerlidir. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak akülerimiz uzun ömürlü olacaktır. Dediğim gibi birçok elektrikli bisiklet kullanıcı arkadaşlarım bisikletlerini kış geldiği zaman bir depoya kaldırıyorlar ve onların bir daha şarjlarına genellikle bakılmıyor. Yaz geldiği zaman tekrar çıkarttıklarında doldurup kullanmaya çalışıyorlar ve fark ediyorlar ki akünün performansı tamamıyla çökmüş, bitmiş bir şekilde. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, gene elektrikli bisiklet kullanıcıları için söyleyeceğim arkadaşlar bunu. Onu anlatmadan geçiyordum, unutuyordum az kalsın. Diyelim ki 5'li akünüz var. Akülerinizin üzerlerine, kenarlarına, şuralara, bir yerlere numaralandırma verin. Bakın, ben burada numara yazdım. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazın. Ve bir numaradaki akünüzün eksi kutbunu bağlanan yer. Ya, biraz teknik konuya giriyorum ama bilen arkadaşlar varsa, kendileri yapan arkadaşlar varsa illaki buna dikkat etsinler. Diyelim ki burada bu bir numara. Burada 5 tane akümüz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu belki her ay olmayabilir ama senelikte değiştirebilirsiniz veya 2-3 ayda yapabilirsiniz bunu. Diyelim ki 2 ayda bir. 2 ayda bir arkadaşlar bu bir numaraya eksi kutbunu alın elektriğe. Diğer tarafta 5 numarada artı bağlanacaktı zaten. İlk önce eksi kutbunu bundan aldığınız zaman bu akü 2 ay kullanın ve gidin 5 numaranın arka tarafına atın. Artık 2 numaradakinin eksi kutbunu kullanın. 2, 3, 4, 5 ve 1 diye sıralansın. Yani eksi kutup voltajı boşaltan kutuptur arkadaşlar. İlk önce buradan geçiyor ve bu akü bayağı bir deforme oluyor. Bir numaradaki akümüz deforme oluyor. Biz sürekli bu aküyü değiştirmeden bu şekilde grupta, bu grupta kullanırsak eğer, bu akü hızlı bozulacak. Diğer taraftakiler biraz daha kuvvetli olacak ve bir akümüzün zaten değer kaybetmesi diğer akülerimize de etki edeceği için bir sıralandırma yapmamız çok uygun olacaktır. Buradaki aküyü 5 numaranın yerine koyuyorsunuz, 2 numarayı en başa getiriyorsunuz. 1-2 ay kullandıktan sonra 2 numarayı da onun arkasına atıyorsunuz. Bu sefer 3-4-5, 1-2 diye sıralama gidecek. Sürekli böyle devir daim yaparak akülerinizi kullanırsanız bütün akülerin kapasiteleri aynı değerde olacaktır. Eksi kutuptan elektrik çektiği için eksi kutup her zaman daha çabuk bozulma yapıyor. Yük ilk önce oradan geçiyor. O sebeple akü daha hızlı bozuluyor. Buna dikkat ederseniz aküleriniz eşit bir şekilde performans kaybı yaşayacak ve bütün akülerin kapasiteleri hemen hemen birbirine yakın olacaktır. Ve böylelikle akünüz bozulduğu zaman, hangi aküm bozuldu, bir tane akü değiştireyim, iki tane mi değiştireyim veya grup değiştiriyorum ama bir iki tanesi içerisinde sağlamdı demenizin yerine, bu şekilde komple bozulduğu zaman, aküler ömrünü tamamladığı zaman grup değiştirdiğinizde hepsi de zaten aynı kapasitede bozulmuş olacak. Ben akülerimi bu şekilde kullandığım için, elektrikli bisiklet kullanıcısı da olduğum için, akülerim benim yani 5 sene rahat %100'e yakın performansla kullanıyorum diyebilirim. Çünkü dikkat etmem gereken şeyleri biliyorum arkadaşlar. Siz de bunlara dikkat edin. Bütçeniz zarar görmesin. Elektrikli bisiklet kullanıcıları zaten kar etmek amacıyla, yani yakıt masrafı olmaması amacıyla elektrikli bisiklet alıyorlar ama eğer düşünürseniz normalinde benzinli motor kullananlardan daha çok zarar ediyorlar. Çünkü akülerine doğru bakmadıkları için ve akülerimizde neredeyse bir motorun, bir elektrikli bisikletin yarı fiyatından daha fazla. O yüzden bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar sizin için iyi olur. Bana sorusu olan varsa, yazarsa elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.